Herkese kucak dolu selamlar. Şöyle seminer tadında bir canlı yayın yapalım yine. Konumuz bilinçaltı programlama 25. kare süpliminal mesajlar. Beynimize sinsi sinsi yüklenen bilinçaltı programları. Evet güzel insanlar. Konumuz bu. Her şeyden çok daha tehlikeli olan 25. kare tekniğiyle çocuklarımızın zihinlerini, beyinlerini nasıl programlıyorlar? Bunu farkındalık oluşsun diye anlatmak istiyorum. Bu 10 dakikalık canlı yayında çok şey yanınıza alacaksınız, götüreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, herkes bakteriden, virüsten, mikroptan korkuyor değil mi? Ama daha tehlikelisi var sevgili arkadaşlar. Hani sen fark etmeden, tamam mı, frekanslarla 25. kare tekniğiyle senin en değerli olan, senin en değerli varlığın olan, öyle diyelim, bir annenin, bir babanın en çok değer verdiği nedir? Kendisinin parçası olarak gördüğü evladıdır. Bu evlatlara ne oluyor? Ne oluyor ki? Hiç fark etmeden değişiyorlar. Yani senin yetiştirdiğin gibi değil çocuğun. Neden böyle oluyor? Bunun sebebini anlatacağım sevgili arkadaşlar. 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Süpliminal mesajlar, frekanslar, bilinçaltı programları, 25. kare teknikleri. Bunları kağıdınız, kaleminiz varsa yazın sevgili arkadaşlar. Her zaman yanımda kağıdım olur. Kağıt kare değil, çizgili değil. Devamlı bu şekilde A4 kağıdı, yazıcılarda kullanılan kağıtları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir de kalem, bu kadar. Almanların sözü "Wer schreibt, der bleibt." Söz uçar, yazı kalır. Peki nasıl onlar çocuklarımızın beyinlerini programlıyorlar? Sevgili arkadaşlar, bir ekran var biliyorsunuz, siyah bir ekran. Herkesin evinin en güzel köşesinde duruyor. Orada düşünün, evinize girdiniz. İyi odaklanın lütfen. O köşede birisi koltukta oturuyor. Salya sümük, üstü başı dağınık, yüzüne baksan hani tükürmezsin dediğin bir tip var. Kötülüğü yüzüne yansımış. Senin çocuklarını kucağına almış bunlar. Bu adam çocuğunu kucağına almış. İki tane çocuğun var. Kucağına almış. Onlara nasıl zina yapılır? Onlara nasıl adam öldürülür? Nasıl cinayet işlenir? Nasıl hırsızlık yapılır? Nasıl uyuşturucu kullanılır? Cinsel tercihini tekrar nasıl gözden geçirmesi gerektiğini anlatır. Veya son sıra, bu belki size çok ağır gelecek ama bunlar devamlı istatistikler önümüze geliyor. Son zamanlarda bırakın eşcinselliği, sıkı durun, kemer takın isterseniz düşmemek için. Pedofilliği çocuklara zihinlerine yüklüyorlar. Sapkınlığı şu anda çocukların beynine, ben size söylüyorum bakın, sonra söylemedi demeyin. Ben bunları hep söylüyordum. 10 sene önce de söylüyordum. Şimdi de söylüyorum. O yüzden sıkı durun. Bu kadar sapık zihniyetle bilinç altını programlıyorlar çocukların. Sadece onların mı? Hayır. Film izleyen, bu meşhur film çevirenler var biliyorsunuz. Söylemeyeyim şimdi. Onların çevirdiği filmlerin altında filmi oraya verebilmen için eşcinselliği övmen lazım. Öyle bir kontrat imza atman lazım. Anlatabiliyor muyum güzel insanlar? Dolayısıyla çıkan filmlerin çoğu öyle. 5. kare tekniğiyle virüsler, saldırılar, bunlar düşünün. O evinin en güzel köşesinde kucağında senin çocuklarını tutuyor. Senin çocuklarına sapıklığı öğretiyor, hırsızlığı öğretiyor, uyuşturucu nasıl kullanılır onu öğretiyor. Öyle bir kişi olduğunu düşün. Sen ne yaparsın? Bana söyle lütfen. Eve girdin, öyle birisi var.
Çocuklarını kucağına almış ve onları eğlendirmeye çalışıyor. Onlara kötülüğü öğretiyor ama. Ne yaparsın? Bana Allah için söyle. Hadi bakalım. Burada yaz. Eve girdin. O adamı tutup ne yaparsın? Sen de mi misafir edersin, ilgilenirsin? Yoksa o adamı ilk fırsatta camdan dışarı mı atarsın? Hadi bakalım. Bir baba olarak, bir anne olarak ne yaparsın? Hiç bekler misin? Hiç beklemezsin değil mi? Camdan dışarı atarsın. Dışarı, direkt camdan dışarı atarsın. Şimdi güzel insanlar, peki iyi düşünün. Kim o adamı dışarı atıyor? Kim atıyor? Bana söyleyin. Kimse atmıyor. Bunları da sadece lafta yapıyoruz. O televizyon zaten ondan farklı değil ki. O televizyondan bahsediyorum ben zaten. Kim attı dışarıya? Benim eğitime katılanların çoğu dışarıya attı. %90'ı dışarıya attı televizyona. Niye? Çünkü biliyorlar. Çocuk televizyondan sapkınlığı öğreniyor. Şu anda aşırı derecede, bunu yazın lütfen, yazın. Bunu ben söylüyorum şu anda size. Ama bunu ben 10 sene önce de söylüyordum. Sübyancılık diyorlar ya, onu teşvik ediyorlar şu anda. Riyad'da 2 hafta önce ritüel yaptılar. Ritüel yaptılar. 750 bin insanı topladılar Riyad'a. Lütfen yazın bakın. Orada sapkınlık ritüeli yaptılar. Bak şimdi şöyle örnek vereyim. O biraz önceki sapık adam vardı ya, ağzı alkol kokuyor, uyuşturucu, cinayet, bilmem ne, tamam mı? Bunu anlatan birisi var evinin en güzel köşesinden. Ve senin evinden onu seven birisi var, bak ona hayran olan birisi var. Bak örnek bu. Bak öyle bir sapık var evde, senin çocuklarına sapıklığı öğretiyor. Ve senin evinde eğer ona bağımlı birisi varsa, ona artık ben sana bir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Demek de istemiyorum. Çünkü sen eğer istersen koltuk aldırabiliyorsun, ikna edip. Sen eğer istiyorsan tencere aldırabiliyorsun. Veya sen eğer istersen istediğini yaptırabiliyorsun. Peki neden onu yaptırmıyorsun? Çünkü farkında değilsin. Ne zaman fark edeceksin? Ben sana söyleyeyim. Bak herkese söylüyorum. Ne zaman fark edeceksin? Senin Allah korusun, Allah muhafaza etsin bütün evlatlarımızı. O zaman başına geldiği zaman veya komşuda olduğu zaman, aa duydun mu? Komşunun çocuğu şöyle olmuş. Ne olmuş? Adam, adamla evlenmiş. Bunu yazın, bunu yazın. Avrupa'da yaşıyoruz, Almanya'da yaşıyoruz. Ve bunları kötülemek seni hapse atarlar. Onların koruma kanunları var. Sevgili arkadaşlar, o yüzden farkında olmak lazım. Sustuğumuz için onlar her şeyi yapabiliyorlar. Sustuğumuz için. Ve artık yüzlerini saklamıyorlar sevgili arkadaşlar. Cesaret kazandılar. Cesaretlendiler. Ses çıkarmadığı için insanların dertleri daha büyük başka şeylerle meşgul oldukları için asıl meseleye odaklanamıyorlar. Yani insanları aç bırakarak, şu anda aç. Mesela bu son dönemde insanlar ekonomik sıkıntılar, son dönem değil, 2 sene önce başlandı bu ekonomik saldırı. Aslında cambaza bak oyunu bu. İnsanları aç bırakıp iyice tamamen sıfıra indirip aç insana her şeyi yaptırabilirsin. Ya yaptırdılar zaten 2 senede. Öyle kanunlar çıktı ki dünyanın her tarafında sapıklığı, pedofilliği teşvikler yapılıyor, teşvik ediyorlar. Hele bilhassa filmler içerisinde bu ayyuka çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bunu tabii herkes anlayamıyor. Psikologların dernekleri falan var. Oradaki istatistikleri biz okuyabiliyoruz, bakıyoruz. Ve şu anda tavan yapıyor sevgili arkadaşlar. Yarın birkaç sene sonra evlenecek adam kalmayacak Allahu alem Avrupa'da. Veya evlenecek kadın, aile olacak insan kalmayacak. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla lütfen bunu fark edin. Çocuklarınızı subliminal mesajlardan, 25. kare tekniklerinden, frekanslardan, beyin frekansları, şu anda aşırı derecede beyin frekansları veriliyor her taraftan. Şu cep telefonunun içerisinde var. Peki, hocam tamam iyi, o kadar korkuttun ki biz ne yapacağız? Bak ben sana bir şey söyleyeyim, şimdi müjdeyi vereceğim sana.
Şimdi müjde sırası geldi. Vereyim mi müjdeyi? Vereyim mi? İster misin? Bu kadar umutsuzluğun, bu kadar saldırılan, bu kadar kötülüğün en böyle felaket, ahir zamanın en kötü zamanında evlatlarımızı hocam nasıl koruyacağız dediğinde ben sana o müjdeyi vereyim mi? Sezai Karakoç diye birisi var. Tanır mısınız bilmem. Daha yeni vefat etti. Allah rahmet eylesin. Öyle diyor o. Diyor ki öyle felaket, öyle kötü zamanda diyor. Hani öyle kötü zaman olur ki diyor. O zamanda bile diyor. Elbette diyor. Kurtuluş için Nuh'un gemisi vardır her zaman diyor. Her zaman kurtuluş var sevgili arkadaşlar. Her zaman Nuh'un kurtuluş için o fırtınadan Nuh'un gemisi var. Hani Musa Aleyhisselam var ya bildiğiniz böyle tanıdığınız herkesin bildiği her dinin de bildiği aslında Musa Aleyhisselam. Hristiyanlar Moses diyor ona. Hani her şey bitmişti. Düşman kovalıyordu arka taraftan. Ve yakalayınca doğuracak dilim dilim edecekti. Kimi? O topluluğu. Kimin topluluğunu? Musa Aleyhisselam'ın önderlik yaptığı o topluluğu yakaladığı zaman Firavun ne yapacaktı? Bitirecekti değil mi onları? Bitirecekti. Hatta öyle bir yere geldi ki artık yol tıkandı. Deniz. Gitseler denize düşecek, boğulacaklar. Arka tarafta düşman var, kesecek. İşte o dönemde ne oldu arkadaşlar? Öl de ölelim dediler mi? Halk demedi, topluluk demedi. Dediler ki ya bizi yanlış getirdi herhalde dediler. Bu kadar bu muydu dediler yani. Denize geldik yani bu muydu yani? Şimdi batacağız, boğulacağız diye mırıldanmaya başladılar. Öyle değil mi güzel insanlar? Öyle olmadı mı? Ama orada ne yaptı Musa Aleyhisselam? Hiç boynunu eğdi mi? Hiç eğildi mi arkadaşlar? Eğildi mi? Korktu mu? Üzüldü mü? Tedirgin oldu mu? Zerre kadar olmadı ya. Ne dedi o zaman? Ne dedi biliyor musunuz? Dik durdu. Cesur durdu. Ve şunu söyledi. Ben Allah'la beraberim. O bana çare gönderecek dedi. Bu kadar. Kim diyebiliyor aranızdan? Belki tek tük vardır. Bunu diyebiliyorsan sana bir şey olmuyor arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Bunu diyorsan bir sıkıntı yok. Ne demiş? Ne demiş? Her şey bitti. Batacak. Ya arkadakiler kesecek. Ya önde batacaklar. Ben Allah'la beraberim. Allah muhakkak bana çare gönderecek dedi. Bu kadar ha, dik durdu. Ve dik durdu. Sonra ne oldu? Sonra asayı tuttu böyle. Ding, suya değdirdi. Ne oldu sonra? Hiçbir fizik kurallarının kabul etmeyeceği bir şey oldu. Kimyanın, fizik biliminin, bilimin veya normal mantığın kabul etmeyeceği hiç herkesin böyle hiç tahmin etmediği bir şey oldu. Ne oldu arkadaşlar? Deniz ikiye ayrıldı. Deniz ikiye ayrıldı güzel insanlar. Sonra kazanan bakış açısı, mindset'i yani inancı olanlar ne yaptılar? İnananlar iman gücü tamam mı? O denizin ortasından geçtiler. İnanmayanlar battı. Şimdi o dönemi yaşıyoruz. Öyle say. O dönemi yaşıyoruz. Şu anda televizyonlar ile, ana akım medya ile, sosyal medya ile, frekanslarla, 5. kare tekniğiyle verilen hiç senin anlayamayacağın frekanslarla sapkınlığı, zinayı, eşcinselliği, pedofilliği, sübyancılığı, haramzadeliği teşvik ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlarsa evet yaz. Ediyorlar değil mi? Peki böyle dönemde
İşte hani artık yok, gidecek yer yok dediğin dönemde ne yazman lazım, ne demen lazım? Ne demen lazım? Hani deniz, denize geldin artık. Ne demen lazım? Kim yazacak? Ne demen lazım? Şu anda duruşun ne olmalı? Nasıl olmalı? Ezik mi olmalı? Böyle ezik mi olmalı? Ondan sonra yandık, bittik, öldük mü demelisin? Ne demelisin? Kim diyecek? Ne demelisin şu anda? Arkadan geliyor Firavun'un ordusu. Kesecek. Sen önünde deniz var. Ne demelisin? Ne dedi Musa aleyhisselam? Allah ile beraberim dedi. Aynen böyle. Ayet kerime bu. Şuara suresi. Allah benimle beraber. Ondan sonra o bana yol gösterecek dedi. Bu kadar. O bana çağrı gönderecek dedi. Ondan sonra ne oldu? Bu inançla, bu bakış açısıyla ne olacak ki daha? İkiye ayrıldı deniz ve kurtuldu. O dönemi yaşıyoruz şu anda. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Ahir zamanda belki en kötü zamanı yaşasak da, belki daha kötü günlerde Allah-u Alem görme ihtimalimiz var. Daha dibe indiğimizi düşünmüyorum daha. Ayaklarımız yere daha değmedi. Ama ihlaslı kullarıma bir şey yapamazsın. Ruhsatım var. Zındıka taifesinin başındakine ruhsat verildi. Yazıyor burada ruhsat. Tamam mı? Sana ruhsat verildi. Kıyamet sabahına kadar ruhsat yazıyor. Biraz ters olabilir size, ters şu anda yazıyı ters okuyor olabilirsiniz ama bir ruhsat verdi Rabbim, değil mi? Sana ruhsat var dedi. Tamam mı? Sana ruhsat var. Ne zamana kadar? Kıyamet zamanı. Ama kime yapamazsın? Kime dokunamazsın? Söyle. Belki mesajlarınız hemen gelmiyor. Şu kullarıma yapamazsın dedi. Hangi kullarıma? Salih kullarıma, ihlaslı kullarıma. Helal lokma yiyenlere dokunamazsın dedi. Sen hangi saftasın şimdi? Eğer Allah'ın salih kuluyum, kulu olmaya çalışıyorum diyorsan yırttın. Yırttık, o zaman yırttık. Tamam, salih kullar, ihlaslı kullar. Eğer o gruptan hak değil, batıl tarafındaysan o zaman Allah korusun. İşte o zaman senin çocuğunu programlayabilirler. 25. kare tekniğiyle, subliminal mesajlarıyla, ondan sonra frekanslarla sapkınlığı, sapıklığı, sübyancılığı, bütün zındıka takımının saldırdığı bütün tehlikeli saldırırlar ve çocuğuna saldırabilirler ama ihlas kullarına dokunamıyor. Peki ne yapmam lazım diyor. Çok da basit aslında. Ne yapmam lazım? Çok basit bir cümle söylesem yeter mi? Arif olana understand. Arif olan. Bizim zamanında öyle derlerdi. Arif olan anlar. Hani bir sırat-ı müstakim yolu var biliyor musunuz? Her vakit namazda okuyoruz değil mi? Her rekatta okuyoruz. Sırat-ı müstakim, doğru yolda olmak gerekiyor. Acaba Fatiha-i Şerife'yi okurken manasını biliyor muyuz? Bir kere buradan başlayabiliriz. Ne yapmam lazım diyenler oluyor ya. Tek kelime belki yeter. Arif olana söylüyorum. Kul olmak lazım ya. Kul olmak lazım, bu kadar. Kul olacaksın. Daha ne diyeyim? Ben anlamadım hocam. O zaman bir şey diyemem. Çünkü ben de haddimi bilmem lazım. Haddimi bilmem gerekiyor. Ben burada beni anlayana anlatıyorum zaten. Herkes beni sevmek zorunda değil. Herkes beni anlamak zorunda da değil şu anda. Anlama kabiliyeti olan vakti, saati gelenler anlar zaten. Onlara söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Kul olduktan sonra İhlaslı kul olursan hiçbir şey olmuyor. Rahat, keyfin iyi, hiç
Hiçbir korkuların yok, kaygıların yok. Ya her işin rast gidiyor arkadaş. Bu kadar mı olur ya? Ben arkadaşlara soruyorum, programlara katılan değerli katılımcılara soruyorum. Nasılsın diyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Hocam abartmıyorum diyor ama bir şey söyleyeceğim. Bir üstü cennet hayatı diyor. Bak bu kadar. Bir üstü cennet hayatı. İşte bu bakış açısı önemli sevgili arkadaşlar. Hani Musa Aleyhisselam'ın o çaresiz topluluğa gösterdiği bakış açısı. İnanç. Tamam mı? İnanç neydi? Ben Allah ile beraberim. O bize mutlaka çare gönderir. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim. Herkes kapasitesine göre alıyor, anlayacak. Vakti saati geldi mi de uygulayacak. Hemen her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Benim için çok değerlisiniz. Size bürodan selamlar gönderiyorum. Bakın cumartesi günü demedik, çalışıyoruz. Ekip çalışıyor, sapasağlam. Harıl harıl çalışıyor. Yarın da video yükleyeceğiz YouTube'a. Sizin için, tamam mı? Yarın ahirette sorumluluğu atmış oluyorum. Kimse bana diyemez ki ya söylemedi. Ama bak söylüyorum şimdi. Dolayısıyla iki yakama yapışmayın. Ama benim yapışma hakkım olsun diye söylüyorum. Çünkü ben söyledim Allah'ım, ben söyledim derim. Oradan inşallah sorumluluğu atmak için yapıyorum. Bakın söylüyorum size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hepiniz seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.